arkadaşlar Merhaba e, kümeler konusuna birlikte en baştan başlayalım küme neydi iyi tanımlanmış nesneler topluluğuydu bu tanımlama esnasında bazı biraz birkaç kelimelerini kesinlikle kullanılmaması lazım Çünkü e, dediğimiz gibi iyi tanımlanmış olması gerekir kümeler büyük harflerle adlandırılır her kümenin mutlaka bir adı vardır e, kümeyi oluşturan ifadelere nesnelere kümenin elemanları denir ve ee, elemanıdır şeklinde gösterilir. Eğer elemanı değilse de tabii ki üzerine çizgiyle gösteriyoruz. Elemanlar küme içerisinde sadece bir kez yazılır. Yerleri değiştirildiğinde yeni bir kümeymiş gibi ifade edilmez. Ee, kendi içerisinde yer değiştirebilir tabii ki ve eleman sayısı SA şeklinde gösterilir. Kümeler 3 şekilde gösterilir. Liste yöntemi, Venn şeması ve ortak özellik yöntemi. Liste yönteminde tabii ki isim var. E, küme parantezi ile açılıyor ve tekrar kapatılıyor. Her elemanın arasında mutlaka virgül konuluyor. Venn şeması kapalı bir eğridir. Her bir elemanın başında nokta vardır ve bu kümemizde de tabii ki yine nedir? İsim vardır. Ortak özellik yöntemi nedir? E, ee, kümenin yine her zaman olduğu gibi bir ismi var. A kümesi öyle elemanlardan, öyle x'lerden oluşmuştur ki x 5'ten küçük doğal sayılar şeklinde ifade edilmiş. O zaman A kümesinin elemanları doğal sayı dediği için sıfırdan başlıyoruz. 0, 1, 2, 3 ve 4. 5'te eşitlik olmadığı için tabii ki 5'i alamıyoruz. Birinci örneğe bakalım. A kümesinin elemanları gösterilmiş. A'nın eleman sayısı kaçtır denmiş. A'nın eleman sayısını bulmak için her bir virgülün arasını tek tek saymamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Demek ki A kümesinin eleman sayısı 6'ymış. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Ee, X öyle elemanlardan oluşmuştur ki 34 ile 244 arasındaki 4'ün katı olan tam sayılar. O zaman önce A kümesinin elemanları neymiş bir görelim. 36, 40, 44 bu şekilde devam ediyor nereye kadar? 240'a kadar 4'ün katı olan sayıları yazdık. Eşitlik olmadığı için 244'e alamıyorum. Burada A'nın eleman sayısını sormuş. Aslında bir nevi terim sayısını sormuş. Terim sayısı ne demekti terim sayısı? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Son terimimiz 240. İlk terimimiz 36. 4'er 4'er artmış. Artı 1. Buradan e, 51 artı 1'den kaç yaptı arkadaşlar? 52. Üçüncü örneğimize devam edelim. A kümesini şu şekilde ifade etmiş. E, mutlak değer içerisinde x 3 küçüktür 6'dan ve x bir tam sayı. O zaman mutlak değer özelliğini kullanmamız gerekir. Şöyle ki şöyle bir yazalım. x eksi 3 küçüktür 6. Mutlak değerli ifadelerde küçüklük varsa mutlağın içindeki ifade e, buradaki ifadenin eksilisi ve artılısı arasındadır. Yani eksi 6 küçüktür. X eksi 3 küçüktür. Artı 6. Eksi 3 her iki tarafa artı 3 olarak gitti. Eksi 3 küçüktür. X küçüktür. 9. Eksi 3 ile 9 arasındaki sayılar A kümesinin elemanlarını yazalım. Ne yazıyoruz? Eksi 2, eksi 1, nokta nokta kaça kadar? 8'e kadar. O zaman burada kaç tane terimimiz oldu. Yani A kümesinin eleman sayısı kaç olmuş oldu? 11. Devam edelim. A kümesi için şöyle söylenmiş. X, Y öyle elemanlardan oluşmuştur ki X çarpı Y 24 ve her ikisi de neymiş? Doğal sayıymış. O zaman şu X çarpı Y'yi şuraya bir yazalım. Sayıları karıştırmamak için sırayla gitmeyi tavsiye ediyorum. Mesela ben x'e 1 verdiğimde çarpımın 24 olması için y'ye 24 verdim. 2 verdiğimde 12, 3 verdiğimde 8, 4 verdiğimde 6. Bundan sonra tekrar başa dönecek. Yani burada 4 tane ifade varsa bunu yer değiştirdiğimde bir 4 ifade daha olacak. Dolayısıyla a kümesinin eleman sayısı kaç olmuş oldu? 8 olmuş oldu. Eşit küme nedir arkadaşlar? Eşit küme elemanları birbirine eşit olan kümelerdir. Hem elemanları hem eleman sayılarıdır eşit olan. Şimdi A kümesi için bize şöyle söylenmiş. x kare küçüktür 10 ve x bir doğal sayı. Bu ne demek? 10'dan küçük olan e, karesi 10'dan küçük olan doğal sayılar. Yani 0 1 2 3. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16'dır. Geçtiği için 4'ü alamıyorum. A kümesinin eleman sayısı bunlar. Şimdi B kümesi için de şunu söylemiş. x küçük eşittir k ve her ikisi de neymiş? Doğal sayıymış. Şimdi x küçük eşittir k dediği için bir kere x'in elemanları olan 0, 1, 2 ve 3'ü almak zorundayım. Eşitlik en son 3'te bittiği için demek ki k elemanımız neymiş arkadaşlar? 3'müş. Denk küme nedir arkadaşlar? Eleman sayıları birbirine eşit olan kümelerdir. A kümesinin eleman sayısı 3, B kümesinin eleman sayısı da 3 ise bu durumda A kümesi denktir B'ye şeklinde ifade ediyoruz. Eşit küme ile denk küme arasındaki fark neydi? Eşit kümelerde elemanların kendisi de eşit olmak zorunda. Denk kümelerde elemanlar eşit olmak zorunda değil. Eleman sayıları eşit olmak zorunda. Bu durumda şunu da söyleyebiliriz. Her eşit küme aynı zamanda bir denk kümedir. Ama her denk küme eşit küme değildir. Sonlu sonsuz kümeleri gelecek olursak. Kümenin eleman sayıları doğal sayıyla ifade edilebiliyorsa. Yani mesela bir A kümesinden bahsedelim. 1 2 3 4 5. Bakın A kümesinin eleman sayısı 5'tir. Bitirdik. Bunu söyleyebiliyoruz. Ama doğal sayılar kümesinin eleman sayısını söylemek istesek söyleyemeyiz çünkü sonu yok. İşte bu şekilde doğal sayılar, reel sayılar, rasyonel sayılar kümeleri sonlu sonsuz kümelerdir. Fakat eleman sayıları doğal sayılarla ifade edilebiliyorsa böyle kümelere biz sonlu kümeler diyoruz hiçbir elemanı olmayan kümelere boş küme diyoruz. E, boş kümeler bu şekilde veya bu şekilde ifade edilir. Bazen öğrenci hocam boş kümedir deyip bu e, bu simgeyle gösteriyor. Hayır bu bir elemanlı bir kümedir. Boş küme değildir. E, yedinci örneğe bakalım. Diyor ki x kare artı 2 eşittir 1 ve x reel sayı. Bakın burası önemli. Karmaşık sayılar için belki bu tanımlı olabilir ama reel sayılar için tanımlı değildir. Neden? Çünkü işlemi yapacak olursak 2'yi diğer tarafa eksi 2 olarak gönderdik. Birden çıkardığımızda eksi 1. x kare eşittir. Eksi 1 reel bir ifade değildir. Dolayısıyla A kümesinin boş küme olduğunu söyleyebiliriz. B kümesinde de TRBZN kelimesindeki sesli harflerin kümesi birer boş kümedir demiş. Evet neden? Çünkü bakın hepsi sessiz harf. İçeride sesli harf olmadığı için bu da nedir? Bir boş kümedir. Alt küme ise A kümesinin bütün elemanları aynı zamanda B kümesinin de elemanı ise A, B'nin alt kümesidir diyoruz ve A alt kümesidir B şeklinde gösteriyoruz. A kümesinde 8. örnekte 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde verilmiş B kümesinin elemanları da 2, 4, 5 ve 6. Bakın bütün elemanlar aynı zamanda A kümesinin içinde de var. Dolayısıyla B kümesi A kümesinin alt kümesidir diyoruz fakat C kümesinde 1 3 5 var. Evet ama burada bakın 7 yok. 7 olmadığı için C A'nın alt kümesi değildir diyoruz. 4 ve 6 hem B'de hem de A'da olduğu için D kümesi B'nin B kümesi de A'nın alt kümesidir diyoruz. E kümesi 1 2 3 4 5 6 bakın A kümesinin elemanlarının aynısı. O zaman E kümesi A kümesinin alt kümesidir veya A kümesi e kümesinin alt kümesidir diyebiliriz. E bu iki eşitlik varsa bu iki ifade varsa A kümesi eşittir E kümesinin şeklinde ifade ederiz. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir. A kümesi B kümesinin B kümesi C kümesinin alt kümesi ise A kümesi C kümesinin alt kümesidir. Eğer A kümesi B kümesinin alt kümesi B de A'nın alt kümesi ise bu durumda bu iki küme nedir? Birbirine eşit kümelerdir. N elemanlı bir kümenin bütün alt kümelerinin sayısı 2 üzeri n şeklinde ifade edilir. R küçük eşit n olmak üzere n elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin sayısı n'in R'li kombinasyonudur. Yani kombinasyon konusunda bunları daha ayrıntılı göreceksiniz ama şimdilik işinize yarar kısımları söyleyelim. Ee, n'in r'li kombinasyonu bu şekilde de gösterilir. Bu şekilde de gösterilir. N faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel çarpı r faktöriyeldir. Eğer n'in r'lisi ile n'in p'lisi birbirine eşitse r ile p'nin toplamı n e eşittir arkadaşlar. Son olarak n elemanlı bir kümenin tüm alt kümelerinin sayısı n'in sıfırlısından itibaren 0, 1, 2 ardışık olarak en üst sayıya kadar geldiğinde ee, kısaca bunu yapmak yerine 2 üzeri n şeklinde de ifade edebilirsiniz. 6'nın ikili kombinasyonu. 6'yı 2 tane indiriyorum. 6 5 ve 2 faktöriyel yazıyorum. Sadeleştirdiğimizde ne yaptı? 15. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Aslında çözüm yöntemi odur ve bilin bunu da. 6 faktöriyel bölü 6'dan 2 çıktı 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 6'yı 4 faktöriyele kadar indirdim. 6, 5, 4 faktöriyel. Bu uzun kısmı tabii ki. Çarpı 2. Sadeleştirdim. 30 bölü 2'den 15 yapar. 9'u tabii ki 6'ya kadar indirmeyeceğim. Ne yapacağım? Aradaki fark kadar indireceğim. 9'u 3 tane indiriyorum. 9, 8, 7. 3 tane indirdiğim için 3 faktöriyele bölüyorum. Onu da açalım. 3, 2. Sadeleştirdik. 12 kere 7 84 8'i bir tane açıyorum ve bir faktöriyele bölüyorum 8 7'nin sıfırlası da ne yapar arkadaşlar 1 yapar 10. örneğe geldiğimizde P kümesinin elemanları verilmiş diyor ki bu P kümesi için aşağıda verilen ifadelerin doğruluklarını inceleyiniz bizim burada dikkat etmemiz gereken şey şu eğer eleman diyorsa küme içerisinde elemanı nasıl görüyorsak burada da aynı şekilde görmeliyiz. Bu ne demek? Eğer burada B'yi sade görüyorsak sade görmeliyiz. Küme parantezi görüyorsak burada da küme parantezi görmeliyiz. Eğer alt kümeden bahsediyorsa mutlaka küme parantezi olmak zorunda. Burada dikkat edeceğiniz şey de şu. Eğer sade bir ifade ise yani küme parantezi yoksa o zaman direkt bir tane küme parantezi ile gösterebilirsiniz. Ama elemanın kendisinde bir küme parantezi varsa bu zaten elemanın kendi küme parantezi demektir. Ne yapacağız? Bir tane daha küme parantezi yaparak bunun alt küme olduğunu göstereceğiz. Dolayısıyla bu ifade nedir? Yanlıştır. Şuradan devam edelim. B, P'nin elemanıdır. Evet, doğru. Küme parantez olmadığı için burada da göstermemişler. Parantezli A, P'nin elemanıdır. Evet parantezli bir A var. Doğru. AB, P'nin alt kümesidir demiş. Şimdi bu şekilde ifade ediyorsa kümenin içerisinde A ve B'yi sade vermeli. Yani küme parantezi olmadan vermeli. Bakıyoruz hayır. Küme parantezli vermiş. Bu parantez elemanın kendi parantezi. Alt küme dediği için bir parantez daha yapmak zorundayız. O zaman bu da yanlış. Bakın işte burada. AB ilk parantez elemanın parantezi, kendi parantezi, ikinci parantez alt küme olan parantezi P'nin alt kümesidir. Doğru. P'nin eleman sayısı 6 demiş. Sayıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu da nedir? Yanlıştır. 11. soruda R kümesinin elemanları verilmiş. A B C D E F olarak. A şıkkında şunu söylüyor. İçinde A'nın olduğu kaç alt küme vardır? Şunu yapabiliriz. Tüm durumdan istenmeyen durumları çıkartırsak. Tüm durumdan istenmeyen durumları çıkartırsak. istenen duruma ulaşırız. Tüm durum nedir? 6 tane eleman var. O zaman 6 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı neydi? 2 üzeri altıydı İstenmeyen durum nedir? İçinde A'nın olmadığı durum. İçinden A'yı attığım zaman A'yı çıkardığım zaman geriye 5 tane eleman kalır. O zaman 2 üzeri 5 tane alt kümesi vardır. Ne yaptı arkadaşlar buradan? İçinde A'nın olduğu durumu bulmuş olduk. 64'ten 32'yi çıkartırsak kaç kaldı? 32 kaldı. İçinde B'nin olmadığı durumları sormuş. B'yi içinden atarız. İçinden B attığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane durum var. O zaman 2 üzeri 5'ten 32 tane ne yapar? Alt küme yapar. İçinde A'nın olup B'nin olmadığı kaç alt küme vardır demiş. O zaman içinden hem A'yı hem de B'yi çıkardım. Kaç eleman kaldı? 1 2 3 4 2 üzeri 4 eleman kaldı yani 16 bu 16 elemanın içine çıkardığım ay tek tek yerleştirirsem yine ne olacaktır 16 tane alt küme olacaktır ABC'nin birlikte olduğu kaç alt küme bakın olduğu dediğinde de olmadığı dediğinde de aynı işlemleri yapıyorum içinden A'yı bc'yi çıkardım 1 2 3 3 eleman kaldı o zaman 2 üzeri 3 tane alt küme kalır yani 8 tane elemanın içine A, B, C'yi tek tek yerleştirdiğimiz zaman ne olacaktır? 8 eleman, 8 tane alt kümesi olacaktır. A veya B'nin bulunduğu. Şimdi veya işleri biraz değiştiriyor. Burada şunu yapabiliriz. Tüm durumdan A ve B'nin bulunmadığı durumu çıkartırsak A veya B'nin bulunduğu durum bu birinci durum. Veya şunu yapabiliriz. A'nın bulunduğunu alırız. B'nin bulunduğunu alırız. Hem A'nın hem B'nin bulunduğunu çıkartırız. Yine aynı sonuca ulaşırız. İsterseniz birinci yöntemle başlayalım. Tüm durumdan nedir? 2 üzeri 6, 6 eleman vardı. A ve B'yi içinden attığımda 4 eleman kalmıştı. 2 üzeri 4 çıkardık. Ne yaptı? 64 eksi 16'dan 48 yapar. Buradan bulabiliriz. İkinci yöntemi de göstermek istiyorum. Burada da A'nın bulunduğu kaç eleman vardı arkadaşlar? İçinde A'nın olduğu 32 eleman vardı. B'nin olduğu burada da 32 eleman vardı. Hem A hem B'nin olduğu, her ikisinin de olduğu İkisini çıkardığımda 4 eleman kaldı. 2 üzeri 4'ten 16 eleman yaptı. O zaman birleşim kümesini hatırlıyorsunuz. SA artı SB eksi SA kesişim B. Buradan da yine ne yapar arkadaşlar? 48 yapar. 12. örneğe bakalım. A kümesi verilmiş. ABC olarak B kümesi de verilmiş. Diyor ki e, bu şekilde olduğuna göre A, K'nın, K'da B'nin alt kümesi olma koşulunu sağlayan kaç farklı K kümesi yazılabilir? Ortadaki kümeyi sormuş. Şimdi bu küme hem A kümesi olamaz hem B kümesi olamaz. Neden? Eğer olmasını isteseydi aşağıya şöyle bir eşitlik koyardı. Koymamış. Dolayısıyla her ikisi de olmayacak. İçinden A, B, C'yi çıkardığım zaman geriye 4 tane eleman kalır. O zaman diyorum ki ben aslında 2 üzeri 4 tane alt kümesi vardır diyebilirdik. Ama burada eşitlik olmadığı için bu 2 üzeri 4'ün içinde B kümesinin bire bir aynısı olan bir küme daha var. O zaman o bir kümeyi çıkarmak zorundayım. 2 üzeri 1 alt kümeden bahsettiğim için 1'i çıkarmam. 2 üzeri 1'i çıkartırım. Buradan da 16'dan 2 çıkarsa 14 kalır. Özalt küme şu demek arkadaşlar. Öncelikle e, küçük bir örnek vereceğim şuraya. Mesela bir A kümesi elemanları A ve B olsun. Bu A kümesinin bütün alt kümelerini yazmak istediğimizde şunu yapıyoruz değil mi? Önce ne yapıyoruz? Boş küme. Sonra bir elemanlı alt kümeleri ve sonra en son kendisi. İşte özalt kümede kendisi yok. Yani bu kadar. Boş küme ve bir elemanlı alt kümeler. Yani kendisi hariç bütün alt kümelerine biz ne diyoruz? Özalt kümeleri diyoruz. O zaman öz küme nedir? Aynı zamanda 2 üzeri n eksi 1 demektir. 13. soruya geçelim. 63 tane özalt kümesi olan bir kümenin eleman sayısını bulalım demiş. Özalt küme sayısı 2 üzeri n eksi 1'di. Neymiş? 63'müş. Artı 1 olarak yolladım. 2 üzeri n eşittir 64. 64, 2'nin 6. kuvvetidir. n eşittir 6. n nedir? Eleman sayısı. 14. özelliği e, örneğe bakalım. A kümesi verilmiş. A şıkkında şunu diyor. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunmaz? O zaman 3 elemanlı alt kümelerinin içinde A olmayacak. A'yı buradan çıkardığım zaman 7 elemandı. A'yı atarsam 6 eleman kaldı. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını bulmuş olacağız. 6'yı 3 tane indiriyorum. 6, 5, 4 bölü 3 faktöriyel diyorum. 3 faktöriyel 6 demekti. Gitti. Ne yaptı? 20 yaptı. Şimdi demiş ki B şıkkı için 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A bulunur? 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunur? bir tane a'yı yazdım. Buradan kümenin içinden a'yı attığımda geriye 6 tane eleman kaldı. Bu 6 tane elemanı nereye yerleştiriyorum arkadaşlar? Bu iki yere yerleştiriyorum. 6'nın ikili kombinasyonu. 6'yı 2 tane indirdim. 6 5 2 ne yaptı? 15. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A bulunur? B bulunmaz. 1, 2, 3, A olacak. Ama içeride B olmayacak. O zaman ben buradan hem A'yı hem B'yi attığımda geriye 5 tane eleman kaldı. Bu 5 elemanı buradaki 2 yere yerleştireceğim. 5'in ikilisi. 5'e 2 iki tane indiriyorum. 10 yaptı. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A ve B bulunur? Bakın V demiş. Her ikisi de bulunacak. 3 elemanlı alt küme hem A olacak hem B olacak. O zaman A'yı ve B'yi içinden attığımda geriye 5 tane eleman kalmıştı. Bu 5 elemanı nereye yerleştiriyorum arkadaşlar? Bir yere yerleştiriyorum. 5'in bir liste neydi? Kendisiydi. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında A ve B bulunmaz? C bulunur. Şimdi üç elemanlı alt kümelerinin kaçında C bulunur diyor. A ve B bulunmayacak. O zaman ben üçünü de içinden attım. Geriye dört tane eleman kaldı. Bu dört elemanı nereye yerleştiriyorum? Bu iki yere yerleştiriyorum. Dördün ikili kombinasyonu ne yapar? İki tane indirdim. ikiye böldüm. Ne yapar? Altı yapar. 3 elemanlı alt kümelerin kaçında A veya B'den sadece biri bulunur? Bakın burada işler biraz değişti yine. V'de veya da işler birazcık değişiyor. Sadece biri bulunur dediği için o zaman şunu söyleyebilirim. Sadece A. Sadece A bulunur ne demek? 3 eleman. 1, 2, 3. Sadece A bulunacak. O zaman içinden A'yı attığımda 7 elemanlıydı. A'yı atarsam 6 eleman kalır. B'yi de atıyorum biliyorsunuz ki 5 eleman kaldı. Bu 5 elemanı nereye yerleştirdim? Bu 2 yere yerleştirdim. 5'in ikili kombinasyonu. Bu da neydi? Az önce gördük. 10. Sadece B bulunur deseydi de 10 olacaktı. Her ikisini birden istediği için toplam ne yaptı? 20 yaptı. 15. örnekte 9 elemanlı bir kümenin Alt küme sayısı kaçtır? Şimdi normalde alt küme sayısını 200'e en şeklinde gösteriyorduk. En eleman sayısıydı. 9 e, elemanlı olduğu için 2 üzeri 9'dan ne yapar? 512 yapar. En çok 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır denmiş. En çok 2 elemanlı alt küme sayısı ne demek? 2'den daha çok olamaz ama 2'den daha az olabilir. En azla başlayayım o zaman. 9 dokuz elemanlıydı. 9'un sıfırlısı 9'un birlisi ve en çok 2 dediği için 9'un ikilisini yapıp bırakıyoruz. Bunu da 9'un 0'lısı 1'di. 9'un birlisi 9. 9'un ikilisi de 9 2 tane indiriyorum. 9 8. 2 tane indirdiğim için 2'ye bölüyorum. 36 10 daha 46 yapar. C şıkkına bakalım. En az 7 elemanlı demiş. En az 7 eleman ne demek? 7 elemandan daha az olamaz ama daha çok olabilir. En az da başlıyorum o zaman. 9'un 7'lisi ile 9'un 8'lisi ve 9'un 9'lusu. 9'u tabii ki 7 tane indirmeyeceğim. Aradaki fark kadar indiriyorum. 2 tane indirdim. 9, 8. Bölü ne yapıyorum arkadaşlar? 2 tane indirdiğim için 2'ye bölüyorum. 9'un 8'lisi aradaki fark kadar bir tane indiriyorum 9. 9'un 9'lusu da nedir? 1'dir. Yine 36 artı 10'dan 46 yapar. En az 2 elemanlı alt küme sayısını sormuş. En az 2 elemanlı alt küme sayısı demek 2'den daha az olamaz ama daha çok olabilir. En azla başlıyorum. 9'un 2'lisi bu uzun yöntem. 9'un üçlüsü, 9'un dörtlüsü nereye kadar gidecek? En büyük elemana kadar yani 9'un dokuzlusuna kadar. Bunu yapmak yerine şunu da yapabilirsiniz ki ben bu ikinci yöntemi yapmanıza tercih ediyorum. Tüm durumdan, tüm durum neydi? 2 üzeri 9'du. İstenmeyen durumları çıkartıyorum. Şimdi 9'un ikilisine kadar istenen durum olduğuna göre istenmeyen durum nedir? 9'un sıfırlısıyla 9'un birlisi tüm durumdan istenmeyen durumu çıkartıyorum şimdi istenen duruma başlayalım 2 üzeri 9 512 idi 9'un sıfırlısı 1 9'un birlisi 9 512'den 10 çıkarsa 502 kalır alt ve öz alt küme sayılarının toplamı 255 olan bir kümenin iki elemanlı alt küme sayısı kaçtır biz önce bu kümenin eleman sayısının kaç olduğunu bulmalıyız o zaman Alt ve özalt küme sayılarının toplamı dediği için alt küme sayısı nedir? 2 üzeri n. Özalt küme sayısı nedir? 2 üzeri n eksi 1. Bunların toplamı 255'miş. Buradan n'e ulaşacağız. Sonra iki elemanlı alt küme sayısına ulaşacağız. Burada 2 tane mi 2 üzeri n var? Artı 1 olarak geçti. 256 ile 2'yi sadeleştirdim. 128 128 2'nin 7. kuvveti olduğu için n yani ne yaptı? 7 yaptı. Şimdi soruyu düzeltiyorum, değiştiriyorum. Diyor ki 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı ne demek? 7'nin ikili kombinasyonu demek. Ne yapıyoruz burada? 7'yi 2 tane indiriyoruz. Ve 2'ye bölüyoruz. 42'nin yarısı 21 yapar. Eleman sayısı 3 artırıldığında alt küme sayısı 56 artan bir kümenin ilk durumdaki eleman sayısı kaçtır denmiş. O zaman şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bir A kümesi belirleyelim. Eleman sayısı en olsun. O zaman bu kümenin alt küme sayısı 2 üzeri en olmaz mı? Ve bunun için demiş ki eleman sayısı 3 artsın. N artı 3 olsun. Bu durumda Alt küme sayısı da 2 üzeri n artı 3 olmaz mı? Evet diyor ki 56 artan yani aralarındaki fark neymiş? 56 imiş. 2 üzeri n artı 3'ten 2 üzeri n çıkardım ve 56'yı eşitledim. 2 üzeri n her ikisinde de ortak olduğu için 2 üzeri n parantezini aldım. Buradan ne geldi? 2 üzeri 3 eksi 1. 2 üzeri 3 8'di. 8'den 1 çıktı 7 eşittir 56 sadeleştirdik 2 üzeri n ne yapar 8 8 2'nin kaçıncı kuvvetidir 3. Evrensel küme üzerinde işlem yapılan kümelerdir. Üzerinde işlem yapılan bütün kümeleri kapsayan kümelerdir. E harfiyle gösterilir. Bakın burada dikkat ettiyseniz bütün kümeler A kümesi, B kümesi, C kümesi, E kümesinin alt kümesidir üzerinde işlem yapılan kümeler derken neyi kastediyoruz? Mesela kesişme. Kesişme. Bakın burada A kümesi ile B kümesinin kesişimini bu şekilde gösteriyoruz. Bu bir işlemdir, kümelerde işlemdir. Eğer B kümesi A kümesinin alt kümesi ise kesişim neydi arkadaşlar? Küçük olan kümeydi. Yani B kümesidir. Ayrık kümelerde de nedir? Kesişim boş kümedir her zaman.